Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2019 Şubat Aslanlar. Valla aslanlar için iyi bir dönem diyemeyiz. Zor bir dönem, çok karışık ayıp. Bir dönem. Gerçekten aslanlar için yorucu. Pek çok burç için olumlu diyebileceğimiz bazı döngüler aslanlar için biraz yorucu. Çünkü kuvvetli bir tutulma yaşadılar. Ve bu yaşamış oldukları, yani aslan burcundaki o ay tutulmasının o yoğun etkisiyle beraber hayatlarında bazı karmaşıklıklar, bazı gerginlikler, Neptün'ün maddi ve ekonomik olarak konumlandırılmada yaratmış olduğu sıkıntılarla beraber hayatlarında ciddi inişler çıkışlar yaşıyorlar. Yalnızca ayın 20'sinden sonra bir rahatlamaya girecekler. Yani hayatlarında büyük bir yenilenme dönemindeler aslan burçları. Hayatlarında Satürn ve Plüton'un da temsil ettiği noktalarla ben neyim, neden varım, niçin yaşıyorum şeklinde sorgulamaları doğru yapacak, çabayı daha fazlasıyla gösterecek ve bu çabayla beraber o işte o 17 Şubat'tan itibaren hayatlarında daha aktif, daha enerjik, daha hareketli bir döngüye doğru girecek. Çünkü Şubat ayı aslında kovada olduğu için güneş aslanların düşük olduğu bir dönemdir. Biraz sağlıkları bozuktur, biraz mızmız olabilirler, çevresinde kurmuş olduğu insanlar ve diyalogları istedikleri gibi olmayabilir. Evet, bu Şubat'ta biraz yorulacaklar, sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hayatlarındaki yoğun değişime, iletişime ve çevrelerindeki yoğun kalabalığa bir hazırlanmaları gerekti. Aslında eğer farkındalığı varsa, biraz hazırsa, çevresindeki insanlara doğru bir şekilde asimile etmişse 20 Şubat'tan itibaren daha kolay para kazanacak, ilişkileri daha iyi girecek. Aşk, mesela 11 Şubat haftası, 7 Şubat haftası, 26 Şubat haftası aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili kafa karıştırıcı gelişmeler olabilir. Bunlara dikkat ve temkinli olun. Her aşk her zaman mutluluk getirmez sevgili kardeşim. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.